Bugünkü konumuz oturum izinleri. Özellikle aile birleşiminden oturum iznini nasıl alacaksınız? Türkiye'den evlendiniz veya Avrupa topluluğu dışından eşinizi Finlandiya'ya getireceksiniz. Öncelikle Fin vatandaşıysanız size gelir sorulmuyor. Çok kolay yani, sadece başvuruyorsunuz. Yurt dışındaysa 7-12 ay içinde oturum izni çıkar. Ama eğer Fin vatandaşı değilseniz eşinizi getirmek için aylık 1700 euro net geliriniz olması gerekiyor. Yani bu önemli. 1700 euronun altına net geliriniz düşüyorsa, 1600-700 euronun altına, hiç uğraşmayın. Bunu getiremezsiniz. Yani 1699 euro olsa bile ona müsaade yok. Bu önemli. Evet, eşinizi getirecekseniz 1700 euro. Bir çocuğunuz varsa 500 euro da ekliyorlar net. 2200 euro. İki çocuğunuz varsa, üçüncü çocuğa da 400 euro, 2600 euro net gelir. Üçüncü çocuğunuz varsa 300 euro da ekliyorlar ona. 2900 euro net gelir. Dördüncü çocuğunuz varsa 200 euro da ona ekliyorlar. 3100 euro net geliriniz olması gerekiyor. Finlandiya bunları, aile üyelerinizi Finlandiya getirmeniz için. Eğer bunları sağlayamazsanız bu gelir durumunu, hiç uğraşmanıza gerek yok. Bunu söyleyeyim size açık açık. Yani vermezler. Finlandiya'da oturum izni almanız mümkün değil. Önce başvurup geliriniz buların altında olduğu zaman red alıp, ondan sonra bir daha geliri yükselteyim şununla bunlarla uğraşırsanız, zaten bir defa red gelince onun arkası tıkır tıkır geliyor. Sana inanmıyoruz diyor. Genelde 6 aylık son gelire bakıyorlar. Bankanıza giren net ödenen size aylık gelir veyahut işte iş yerinizden kazandığınız gelir olabilir. Bunları sağlayınız ve oturum izninizi almanızda, aile birleşiminden oturum izni almanızda herhangi bir sakınca yok. Finlandiya'da kanunlara ne gerekliyorsa onu yapacaksınız. Memurun önüne 1700 euro yerine 1699 euro geldiği zaman onun önünde 1700 yazıyor. O 1699 olduğu için onu reddediyor. Yani böyle 20-30 euro yüzünden reddedilen arkadaşları biliyorum. Ben onlara ne dedim? Ben size demedim mi dedim yani. Yani ben size demedim mi diyorum zaten. Ne yapayım? Her zaman paylaşıyorum. Şimdi de video dolduruyorum. Niye? Yani linkini gönderirim, seyretsin. Hakkını, hukukunu bilsin. Yani her gün yazmak, cevap vermek benim için çok zor oluyor. Yani eskiden 10-20 alıyordum. Bu koronavirüsün nedeniyle aldığım mesajlar 30-40'a çıkıyor günlük. Bir de telefon edeni şurada budur. Basbayağı uğraşmak zor olduğu için. Şimdi artık karar verdim. Video dolduruyorum. Linkini gönderirim. Hiç olmasa seyretsin. Benim için daha kolay. Yaz bitmiyor. Şimdi eşinizi getirdiniz buraya, bir senelik veriyorlar. Yani 1700 euro net geliriniz olduğu zaman evlenmişsiniz, yine eşinizi getirdiniz. Önce bir sene verirler, sonradan 4 sene de verirler. Bak, getirdiniz buraya, sakın geliriniz düşmesin. Yani bu bir sene içinde, ha eşimi getirdim ben hemen işten çıkartayım veya sosyal yardım şuradan. Devlete muhtaç olmayacaksın. Anladınız mı? Devlete muhtaç olmayacaksın. 4 sene veriyorlar. Sizinle beraber 4 yıl evli kaldığı zaman o zaman rahatsınız. 4 yıldan sonra rahat oluyor. Süresiz alma hakkı oluyor. Vatandaşlık alma hakkı oluyor. Ükü testini getirse, dil testini. Onun için bu ilk senelerde çok dikkatli davranmanız lazım. Yani bizimki hemen aldı getirdim buraya, ben pat işten az çalışayım. İşte biliyorsunuz artık fazla onları anlatmama gerek yok. Onun için dikkatli olunuz. Ya buradaysan sosyal, bakıyorum geliyor bana bilgiler. Sosyalden yardım alacak, şuradan alacak. Bunlar işsizmiş, hanımı var, çocukları var. Ya daha Fin vatandaşı değil. Daha oturumu tam garanti değil. Ne yaparlar? Öbür işlemde diyor ki hadi sen Türkiye'ye git, orada bekle. Gönderdikleri böyle var. Gelir düşürücü olduğu için. Niye insan hayatınızdan önlüyorsunuz? Gidin çalışın. Geliriniz tutsun. Ha bu arada buraya geldikten sonraki başvurularda işte çocuk parası şudur budur. Onları biraz ekliyorlar o şeye, nedir, ailenin toplam gelirine. Oradan biraz avantaj olabiliyor. Ama siz, benim tavsiyem, hiçbir zaman devlete muhtaç olmamaya bakın. Oturumunu tam tamına süresiz alana kadar. Vatandaşlık hakkınız var. Bunun için ne yapın? Gidin başvurun dil testi için. Ondan sonra vatandaşlık alabiliyorsunuz. Evet. Bunlar aile birleşimi için. Yani normal iş üzerinden oturum almak için ne yapmanız lazım? Bir adam iş sözleşmesi olması lazım ki burada çalışıp çalışacağı yerlerin iş sözleşmesi olunca o mesleğinde de 2 yıl sigortalı ve maaşlı çalışma, özellikle sigortasının ödenmesi olmaz, ödemiş olması gerekiyor. O zaman buradaki şirketin durumuna bakıp iş üzeri gelebiliyor. Ama geldiği şirkette fazla değiştirmeye bakmayın. 4 senede orada çalışmaya bakın. Yani o alanda.
Ha, bazen zorunluluk olur. İş yerinde çok büyük sorun çıkarsa edebilir ama diğer çeşit o iş yerinde çalışmaya bakar. Aynı evlilik gibi. Yani o siz onun üzerine şeysiniz, nedir o? Zimmetlisiniz. O gibi. Şimdi ortaklıkla gelmek mümkün. İş ortaklığı veya burada iş yeri sahibi olarak. Bu kişi ona önce çok girişli, bir tek girişli, sonra çok girişli vize verebiliyorlar. Oturum vermeniz için, yani ben hemen bir şirkete ortak oldum, hemen Finlandiya'da oturum izni alacağım diye böyle bir şey zor. Öncelikle o aldığınız şirketinden, karından, tek kişiyseniz, size sene sonunda en az net aylık 1000 euro getirecek bir gelirin olması lazım. Tek kişinin oturum alması için 1000 euro net aylık gelir olması gerekiyor. Yani iş yerinde de eğer çalışıyorsanız, onlar 1200-1300 euro net geçecek şekilde bir işlerin olması onların bize oturumların devamı için de çok önemli. Eğer ortak, sana ortak olduğun şirketten payından aylık net 1000 euro üzerinde para bir kalıyorsa, 1000 euro ve üzerinde, sen oturum alma hakkın var burada. Bak, çalışma iznin farklı, ortaklar oturum iznin farklı, aile birleşiminden farklı. Tabii öğrencilerde oturum onlar farklı bir şey. Öğrenci part time çalışacak işte, ona farklı şeyler veriyorlar. Farklı durumlar var öğrencinin. Bunlara çok dikkat edin. Arkadaşlarımız özellikle bunlarda hata yapıyorlar. Videomuz sonuna gene bazı işinize yarayacak belgeler koyuyorum. Tahminim bu konudaki bütün bilgileri aldınız. Bugün 16 Temmuz 2020. Şu anda Helsinki'de Fredrik'in katıdayız. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.